Ben onu öbür dünyaya arkadaşların yanına boynu bükük gönderemem. Onundan aldığım feyizle, ondan aldığım güçle, evlatlarından aldığım o enerjiyle sizin evlatlarınıza zerre kadar katkım olursa kendimi mutlu sayacağım ha. Onun için Allah sizden razı olsun. Siz beni evinize amca yapmışsınız, baba yapmışsınız, çocuk yapmışsınız, sevgili yapmışsınız, dayı yapmışsınız, abi yapmışsınız. Ya ben sanki evinizden birisiyim ha. Valla. Bu nasıl Allah'ın bir lütfudur bu ha. Şimdi bu böyle güvenen insanlara kalkıp da soytarlık yapmanın alemi yok ha. Anlatabildim mi? Onun için bak burada belediyelerin salonlarınız, imkanlar var yani. O salonda ben gelirse 3-5 gün her akşam öğretmenize, öğrenciye, çalışana, ev hanımına, yetiştirme yurdundaki çocuklara her türlü konferans seve seve yaparım. Niye? Çünkü ben bilgimi mezara götürmeyeceğim ha. Bunu hem kitap yazıyorum bir yandan, hem konferans yapıyorum, hem okuyorum bir yandan, hem de ofise, bizim ofise gelen, mesela ismini söylemeyeyim, kendisi belki buradadır. Böyle birebir seanslar yapıyorum. İzin almadığı için söyleyeyim, burada, evladı da burada üniversitede okuyor. Böyle seans yaptım, bak kalkmış da buraya gelmiş. O çocuğun gözlerindeki ışıltıyı, belki üniversiteyi bırakacak ama bir şey görüşüyor. Arkadaşlar böyle ışıl ışıl oluyor, bunun verdiği mutluluğu hiçbir şey vermiyor ha. Ben Allah'ın verdiği zekayı, bana konuşma vermiş, hiç konuşurken ı demiyorum. Yani hamdolsun, hiç insanları uyutmuyorum. Yani o şey dili, akarcılığı, bilgiyi Allah şöyle dua ettim. Ya Rabbi, senin rızana aykırı bir şey söylersem sesimi kes. Geçen gün konferansta dedim, günde 4 konferans yapıyorum, sesim kesilmediğine göre işler yolunda herhalde dedim. Biri dedi ki Allah sesini bir kesse de görürsün seni. Negatif değil. Ben öyle düşünmüyorum yani. Ben Rabbim, bu memleketim. Çünkü Avrupa'ya gittiğin zaman İslam ülkeleri ne kadar sömürdüklerini, o sömürdükleri ülkeler, Afrika insanların gelip orada 1 dolara, 2 dolara çöplük gibi yaşadığını, ama onların yıllık gelirinin kaç bin dolar olduğunu, Müslümanları birbirine düşürüp nasıl savaş halinde yaşattıklarını gördükçe, vallahi istiyorum ki Atatürk'ün de dediği gibi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür çocuklar yetişsin. Peygamberimizin buyurduğu gibi beşikten mezara kadar öğrenen, iki günü eşit olmayan, hep taze kalan çocuklar yetişsin diye ben bütün bilgimi ortaya koymaya çalışıyorum. Hepsi bu arkadaşlar. Bak çocuklarınızın gönlüne dokunursanız oluyor. Sen yanımda ol yeter ne demek? Bakın, bizim öğretmenimiz vardı. Savaş öğretmen. 58 yaşındaydı. Size hiç unutamayacağınız ve hep aklınızda duracak bir şey paylaşmak istiyorum. Babamı okutmuş, anamı okutmuş, beni de okuttu. Türkçesini söylüyorum, babamı dövmüş, anamı dövmüş, beni de dövdü. Bir gün beni tahtaya kaldırdı, ikiye gidiyorum. Ödevini yaptın mı lan dedim. Dedim, he, çocuğuz ya. Gel bakayım dedi, baktı yapmışım ödevimi. Bekle burada dedi, birkaç kişi daha kaldırdı, onlar ödevini yapmamış. Bana ilk defa gülümsedi, tarihinde gülmemiş. Sana ödül vereyim mi lan dedi. Bir mutlu oldum dedim, söyle öğretmenim, döv bunları dedi. Ödülüme bakar mısın? Ödevini yapan yapmayanı döveceğim. Vallahi dövmedim. Aralarında Nurcan olsa Allah şahit döverdi. Eline bir maşa aldı. Tezek yakar, biz maşa denir değil mi? Bizde bir maşa denir. Demiri bir vurdum bu elime, bir de bu elime. Ben koltuğumun altına kıstırdım, bir ağladım, bir ağladım. Tahtada milletin önünde nasıl yiyeyim? İlkokul 2'ye gidiyor. Sonra arkadaşlar, öğretmen birkaç gün sonra bir kız kaldırdı, Suna. Ödevini yaptın mı dedi, dedi yo. Niye? Dedi babam Eskişehir'e gitti, anam hasta. Anası hastaymış dedi. Okul mu önemli, anan mı önemli dedi. Kıza dedi ki uzat elini. Sına elini uzattı, öpüm dövme dedi. Öpüm vurma, öpüm ne olur vurma. Öpüm çok acıyor dedi. Öğretmen, arkadaşlar maşallah bir vurdu, bir de öbür elini hıncını alamak tokadı bir yapıştırdı. Anne diye bir çığlık ve Sına titrerken altına işedi. Yeşil naylon ayakkabısına çiçekli donundan çiş doldu. Öğretmen, götürün bu salağı dedi. İki kız koluna girdi ve kızı götürdüler. Biliyor musunuz, çiş izleri damla 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 kaldı. Ve arkadaşlar, hademeyi çağırdı öğretmen. O zaman müstahdelerin adı hademeydi. Sil burayı dedi, sildi. Ben kitaplarımda Sevgi Bahçesi'ni bahçılan diye öğretmenliğimi çocukların evine gidip falan anlattığım bir kitabım var. Hep orada da sordum. Çeşit izleri silinmişti ama ruhumuzdaki yaraların izleri ne zaman silinecekti be arkadaşlar ya?
silinmiyor işte. Suna bir daha okula gelmedi. İkinci dönem oldu, Suna gene gelmedi. Ben de yazdım, dedim ki ben de gitmeyeceğim. Niye? Ben kuzu gideceğim. Ya üniversite mezunu adam bizi dövüyor. Hayvan dediği kuzular bizi hiç dövmüyor. Aşağılamıyordu ki. Hayvanlar insanı aşağılamıyor. Ama insan son günlerde ne kadar merhametsiz çocuklarımız oluyor da sokaktaki hayvanın elini ayağını kesiyor, bilmem işkence yapıyor ya. Bizim evde kediler var, 7 tane rahmetli kızımız, yavruları. Anne gözümüz gibi bakıyoruz biz onlara. Sokakta bir kedi görsek gidip o karnını doyuruyor benim çocuklar ya. İleride merhamet eğitimi diye konferanslar yapacağım ben. Bunu unuttuk ya biz. Neyse arkadaşlar, dedem bastonu böyle boynuma taktı. Bak dedem de yanımdaydı. Ben okula gitmeyeceğim, korkuyorum dedim. Görün lan eşek sıpası dedi. Arkadaşlar bu argo kelimeleri kullandığım için gönlünüze yakışmaz, tekrar özür dilerim. Dedem bana beyefendi okula gider misin dese de öyle derdim. Ama o bana eşek sıpası dedi. Öyle mi? Gittim sınıfa oturdum. Öğretmen gelecek, korkuyorum. Kaçacağım, kapıda dedem var. Vallahi ben, Nurcan da yan yan bakıyor gene bugün iş edin mi diye. Ben de başımı öne eğdim, beddua ettim. İnşallah geberir de gelmez dedim. Öğretmene. 3-5 dakika sonra bir kadın sesi duyuldu. Çocuklar, ben sizin yeni öğretmeninizdim, benim adım Melek deyiverdi. Ben böyle kafamı kaldırıp dedi ki, bundan dedim öbürü, hani korkmuşum ya. Dedi emekli oldu. Dedim emekli ne? Çünkü öyle elektrik yok, televizyon yok. Ha ben üniversitedeyken elektrik geldi ya. Dedim emekli ne? Dedi okula bir daha hiç gelmeyecek. Dersinize ben geleceğim. Hiç mi dedim? Hiç dedi gerisini hatırlamıyorum. Eve geldim. Anam dedi ne olay? Sen sabah gittin dedi. Aa şimdi yüzün ışıl ışıl. Dedim bizim sınıfa Melek geldi. Anam dedi Azrail miydi Cebrail miydi? Keyfi yerinde ha. Melek öğretmen üçüncü gün yanımda dikildi. Böyle elini çeneme dayadı. Ya bizim hep konuşuyor böyle şey, derse falan geçmiyor. Elini çeneme dayadı, göz göze geldi. İlk defa insan gözü gördüm ben. O güne kadar niye göz görmedim? Yatağa işimde, anam gene mi işedin dediğinde, komşular üf bu gene mi yapmış dediğinde, ben hep yere bakardım ha. Utanıyordum ya. Ama Melek öğretmen dedi, Alişan, sen dedi gece gökyüzündeki yıldızlara bakıyor musun? Ne alaka ya? Dedim he. Öpüm dedim, biz babamla yatsı namazından sonra koyunlara yem vermeye gidiyoruz, ben yıldızlara bakıyorum dedim. Bu gece bir daha bak dedi. Niye dedim? En parlak bir yıldız var ya, o sensin dedi. Yemin ederim bana bir haller oldu ya. Vallahi yürüyüşüm değişti. Babam diyor ki böyle yürüyorum ya. Önüne bak lan. Dedim öğretmen havaya bak dedim. Sen ondan iyi mi bileceksin? Öğretmenlere konferans yaptığımda diyorum ki bu çocukların gözündeki değerimiz ne kadar önemli ya. Kaç yıllık babamı sattım ben bak. Öyle mi? Arkadaşlar öğretmen birkaç gün sonra dedi ki bu Suna kim? Nerede? Nurcan hemen atladı, işeliydi. Nurcan var ya bildiğin çiş uzmanı ya. Devlette yetkim olsun, Nurcan'ı çişten sorumlu devlet bakanı yapacağım ya. Biz Suna güle gittik. Öğretmen dedi Suna okula gelecek mi? Suna böyle yaptı. Niye? Öbür anam hasta dedi. Öğretmen dedi ki ama öğretmen değişti. Ben senin yeni öğretmenim. Okula gelecek mi dedi. Suna böyle anasına bakarken öğretmen bu bakışı yakaladı. Kız sen ne iyi bir çocuksun dedi. Sen annene mi bakıyorsun? Peygamberimiz buyurmuş ki cennet annelerin ayakları altındadır. Keşke bütün çocuklar senin gibi hayırlı olsa dedi. Biliyor musun Suna dedi. Annen okuldan daha önemli. Öbürü ne demişti? Dersler mi önemli, anan mı önemli? Annen iyileşir gibi olursa sen annene bakmaya devam et. Okula gelirsen sana dedi nasıl doktor olacağını gösteririm. Sen doktor oldun mu annene daha iyi bakarsın. Annen bir daha hiç hastalanmaz dedi. Bak başka bir şey diyor. Kızım çalışman lazım, okuman lazım, aklını başına al. İşte kızım odanı topla, bırak telefonu gibi kavramlar yoktu tabii o zamanlar. Arkadaşlar bir hafta sonra baktık okul bahçesinde teneffüse çıktık. Suna anasının elini tutmuş, kadın hasta zar zor yürüyor. Hiç unutamayacağım bir söz ve bir resim var kafamda. Hoca hanım dedi. Bu doktor olacağımış dedi. Yahu insanın yanında olmak böyle bir şey işte. İnsanın gönlüne girmek böyle bir şey. Öğretmen Suna'ya dedi sen çok iyi bir doktor olursun. Bana dedi sen parlayan yıldızımsın. Biz Suna'yla bir tutuştuk. Sen beni geçtin, ben 5 aldım, sen 4 aldın. Önceden Nurcan'la sen işledin, yok işemedin diye tutuşurken şimdi Suna'yla notlar aradan tam 20 yıl geçti. 28 yaşındaydım, Adana 19 Mayıs Lisesi'nde öğretmendim.
Bir gün bir haber duydum. Savaş öğretmen 58 yaşındaydı ya, 78 yaşına gelmiş, hastalanmış, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırmışlar. Tabii ben Adana'da olduğum için görmedim. Torunları bir olay anlattı, benim kanım durdu. Hani doktor vizit mi diyorlar, geziyor ya. Arkadaşlar, gezerken doktor savaş öğretmeni görüyor, evini arıyor. Diyor ki ben bugün gelmeyeceğim, bugün çok önemli bir hastam var. O gece nöbete kalıyor. O gece nöbete kalan, Savaş Hoca'nın elini tutan, onu hayata döndürmek için bütün tıbbi bilgisini ortaya koyan genç doktor, yıllar önce altına işlettirdi bizim Sunay'dı işte. Şimdi size sorabilir miyim? Kim bizim yanımızda olmuştur? Kim bize ilham vermiştir? Kim bizim içimizdeki okuma ateşini tutuşturmuştur? Ödevini yaptın mı diye bizi tahtadan milletin önünde altımıza işettirene kadar döven savaş öğretmen mi? Sen çok iyi bir doktor olursun, sen en parlayan yıldızsın diyen arkadaşlar melek öğretmen mi? Ben bunu ne zaman fark ettim biliyor musunuz? Buradan sonra 4'te de konferans var değil mi burada? Ha, var. Var, ben 5 dakika içinde bitireyim, şey yapmayayım yani. 20 dakika var, yani halkı yemeyeyim diye söylüyorum. Ha. Arkadaşlar, Şırnak'a gittim. Ben bir gittiğimde 10 gün kaldım. 30 tane konferans yaptım. Türkiye'de gitmedim. Bir tane ilk kaldım. Arkadaşlar eve döndüm. 1,5 ay sonra bir baktım. 6 tane mektup. Bir kız yazmış. Merhaba Alişan Hoca. Akşam oldu. Şırnak'ın üstünü karanlık kapladı. İnsanlar terör korkusundan evlerine çekildiler. Ben önümüzdeki hafta dağa çıkacaktım. Siz Batılıların tabiriyle terörist olacaktım. Sizin anlamadığınız bir şey var. Biz burada dağa çıktık mı, dağdakiler evdekilere yardımcı oluyorlar. Benim babam 3 evli ve felçli. Çalışamıyor. 17 kardeşiz. Abla, ekmek var mı abla diye ağlıyorlar. Sen hiç kardeşlerinin açlık feryatları arasında uyudun mu? Bugün okulda dediler konferans var. Hadi be, Batılı okullarda okumuş birisi bizi ne anlayacak? Sen geldin dedin ki 5 dakika durun, çıkış serbest. Ben bütün konferanslarımı öyle başlarım. Siz gönüllü geldiğiniz için sevdemedim. Mesela öğretmenler bazen zorla gelir. Arkadaşlar polisler zorla getirirler de dedim ki 5 dakika durun, ben bir tepsi baklava gibi adamım, bir dilim yiyeyim, tadıma bakın. Hoşunuza giderse bir tabak istersin, gitmezse istemezsin. Çıkış serbest. Çocuk şöyle yazmış. Hayatımda ilk defa birisi kendisini dinleyip dinlememeye benim karar vermemi istemişti. Sizi çok saygılı buldum Alişan Hoca. Sonuna kadar kaldım. O akşam eve geldim. Dağa çıkma planlarını yırttım. Okumaya karar verdim. Beni okutur musun? Benim kadar kızın varmış. Keşke senin kızının yerinde olsaydım. Sen kızından bahsederken gözlerim parlıyordu Alişan Hoca. Ah be yavrum. Bugün Alişan Hoca kızından bahsederken artık içi yanıyor. Artık gözleri parlamıyor. Artık onu özlüyor. Alişan Hoca'nın da kızını özlüyor. Beni götür Ankara'ya. Bodrum kartlarda kalırım, kuru ekmek yiyerek yaşarım, onu bile bulamadığım oluyor. Yazmış ben böyle gözyaşları içinde okudum mektubu. Arkadaşlar, mektubun bir son mektup şöyle bir cümleyle bitiyordu. Sen terörün kararttığı bir Şırnak akşamında parlayan bir yıldız gibi gelip yüreğimizi aydınlatıp gittin. Ben bu cümleyi okuduğunca parlayan yıldız dedim, ben bunu bir yerden tanıyorum ya. Düşündüm bu nedir diye, parlayan yıldız, el parlak yıldız. Birden merak, ilk okula gittim ya. Melek öğretmenim geldi aklıma. Hani ben korkudan bezişmiş bir vaziyette böyle bir köşede korku içinde bekliyordum ya. Hani böyle okuldan kaçayım, hani böyle dayak yiyeceğim diye korkuyordum ya. Hani melek kalbimi, melek öğretmen gelip bana gözlerime bakıp sen en parlak yıldızımsın demişti ya. O melek öğretmenimin ruhuma ektiği yıldızın ışığı 30 yıl sonra, işte kaç yıl sonra Şırnaklı bir çocuğun yüreğini aydınlatmıştır arkadaşlar. O melek öğretmenimin şahsında bütün öğretmen arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sonra ben öğretmen oldum. Anlatabiliyor muyum? Öğretmen olduğumda Adana'ya giderken anam elimi tuttu. İlkokul 2'ye kadar okumuş anam. 3. yıl böyle babama vermişler. Okuldan alıp. Çünkü babam ilkokul 3 mezun olduğu için köyün en tahsilli adamıymış. Anam elimi tuttu, dedi ki dövme oğlum, yetimi vardır, öksüzü vardır, gurbette okuyanı vardır, fakiri fıkarası vardır.
Sen devletin o çocuklara dokunan şefkat edisin. Bir tane çocuğu döversen sütümü helal etmem dedi anam. Anamın en güçlü silahı sütüydü zaten. İki de bir sütümü helal etmem. Sonra en büyük şansım Adana 19 Mayıs sitesine gidip o dünya tatlısı öğrencilerle bir olmaktı. Sen ağlıyor ağlıyor sen de kayıt yapıyorsun abi. Hem ağlıyorsun hem çekiyorsun. Ya ben çocuklardan, insanlardan, sizden aldığım sevgiyle konuşuyorum yani. Bunları hiç bir tane hikayem yoktur. Televizyonda birisi ne yazmış biliyor musunuz? Kızım rahmetli olduğunda köye gittik. Muhtar dedi ki yahu hocam dedi bu beni arıyor bazıları. Ben televizyonda zaten programda demiştim. Eskişehir, TV'si, Aştırıcı Köyü. Siz arayın. Bu akşam önce bir şey anlatıyor. Uyduruyor mu? Böyle bir şey var mı? Kafadan bahsediyor. Muhtar demiş, nasıl olur ya? Cenazede ben de vardım demiş o çocuğun cenazesinde. Benim rahmetli yavrum derdi ki bir söz bizim neremizden çıkarsa karşıdaki orasında yer bulur. Elini kalbine koyardı. Baba dedi, bak kalpten konuştuğun zaman karşıdakinin kalbi de yer bulursun. Kalpten konuşmazsan bir ses bir kulaktan çıkıp öbür taraftan gider. O yüzden şu dersleri hani öğretmenliğim çok sevip beğeniyordu. Ama beni beğenmiyordu. Baba dedi sen çok gelişmemişsin. Baba lütfen oku. 2500 kitap okuttu bana ya. 2500 okudum kaç yılda? 4. üniversitemi okuyorum. Ben zannettim bu kadar çok üniversite okursam, kitap okursam alim oldum. Vallahi anladım ki öğrenmenin cehaletim arttı ya. Öğrenmenin en büyük engeli o konuda bir şey bildiğini zannetmekmiş. İnsan okudukça Allah'ın ilminin yanında kulun ilminin ne kadar sıfırlandığını görüyorsunuz. Onun için ben bunu bir şey bilmiyorum. Sadece işte bana görünenleri, sizin gibi güzel yürekli insanları beni gönlünüzün en güzel yerine böyle yerleştirmişsiniz ya. Vallahi onları paylaşıyorum. O açıdan Allah herkese her şeyin hayırlısını versin. Ben böyle dua ediyorum. Ha şimdi son öğretmenlikten ayrıldıktan sonra Türkiye'ye gezdim. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ve o kalbime girmeden beynimde işinle, kitabını da kızımın tavsiyesiyle yazdım. Sen dedi kurs yapıyorsun, çok da yüksek ücret alıyorum baba dedi. Ne yapayım dedim, çocuk geliyor, bir kursa geliyor, hadi görüşürüm. Yani kaç sayfa varsa kurtuluyor dedim. Mezara mı götüreceğim dedi. Lütfen bunu kitap olarak yaz. O sen hiç kendini yaşadığın kitabını da bir farkındalık eğitim yapıyorsun. İşte zehirlerden kurtulmak. Arkadaşlar o da onların yollarını. Yani insanlar diyorlar ya sen bunları yazıyorsun kurslarda ne yapacaksın? Ya ben zaten yetiştiremiyorum ki. Ama bak millet füse füse oradan oradan gitti biliyor musun? Bir geldiler standa millet yukarıda doldu tel içinde seni bekliyor. Sen ne olacak dedi bu insanlar. Vallahi bunu artık buranın organizasyonunun düşünmesi lazım. Bir daha gelişti daha büyük bir salonda demek ki olması lazım. Ve benim yepyeni konularla karşınıza çıkmam lazım diye düşünüyorum ben güzel arkadaşlar. Vallahi doyamıyorum size. Sorusu olan buyurun. Nurcan'a ne oldu? Allah'ım. Nurcan ilkokuldan sonra okumadı. Bir insanı aşağı çekerseniz aşağıda kalırsınız. Bir insanı yüceltirseniz aslında kendinizi yüceltirsiniz. Nurcan okumadı. O da 53 çocuğu var. Yaşıtız. Vallahi ben görmedim. Şöyle bir şey olmuş. Ben şimdi televizyondan çıkıp meşhur oldum. Artist gibi karşılıyorlar ekleyelim. Nurcan'ın 3 çocuğu var. 3 çocuğunu oturtuyormuş televizyonun karşısına. Diyormuş ki Alişan amcanız da iyi seyredin. O benim çocukluktaki en değerli arkadaşım da. Yalana bak ya. Vallahi bak. Böyle diye hava atıyormuş ya. Geçen Nurcan'ın oğlu geldi. Benim kızımla çok iyi anlaşırdı. Demiş ki, dedi ki bana Alişan dayı dedi. Neden dedim. Anam dedi seni mahkemeye verecek 1 trilyonluk tazminat davası açacak. Niye lan dedim. Sen dedi anama anlatıp para kazanıyormuş dedi. Ben hemen Nurcan'ın adını Aynur yaptım yüreğime dokunan ellerde. Aynur var ya lan ne olur ne olmaz manyak ya. Nurcan var ya dünya tatlısı bir insan. Ben çocukluğumuzdakini anlatıyorum. Köye gittiğimiz zaman hemen kümese koşar. İşte de siz bana de sen hiç büyüklenmiyorsun ha. Hiç de aslını unutmamışsın. Tavuk kesin, hindi kesin. Benim kızım doğal beslenmesi gerekiyor kanser olduğu için. Hemen yumurtalar toplar, bir kuruş para da almaz. Zorla verilmeye kalkardım. Ya misafirim olduğu için köyde yaşayıp dünya tatlısı bir insanmışım. Allah selamet versin arkadaşlar. Anlatabiliyor musunuz? Şırnak'taki öğrenci ne oldu? Ha onu da sordum. Uyan Güzel Uyanlık kitabında bunu anlatmıştım. Şırnak'taki öğrenci, eşim dedi ki sen ne alayıp duruyorsun be? Telefon etsene. Çocuk telefonla yazmış. Geldi gittik Aşkı'dan aldık. Böyle iki torba elbise getirmiş. Torba. Eskiden pazar torbaları vardı.
eşit Ankara'da giyecek. Eşim onu giydirdi, dershaneye yazdırdı, sonuç açıklandı. Arkadaşlar Gaziantep Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliğinden mezun oldu. Şimdi Ankara'da çalışıyor ha. Böyle mutluluk o kadar çok ki ben 41 kitap yazacağım inşallah. Mesela bir tane Urfa'da var. Urfa'da yazmış, polis adresi program yapıyordum. Türkiye dünyayı kurtarır, gel de bizi kurtar. 3 tane kız ilkokulu bitirmişler. 15 yaşında birini bir adamın üçüncü karısı yapmışlar. Birisi evlenmemek için intihar etmiş. Ben de ya beni evlendirecekler ya intihar edecek. Gittim emniyet bırakmadı. Sen dedi Urfa'da bir kızın evine gideceksin, seni vururlar diye. Burası batı gibi değil. Neyse çocuk televizyondan babası seyretmiş. Demiş ki bu ne iyi bir adam. Demiş baba çağıralım, fırsatı fırsat ya. Ya böyle artistler gelir mi demiş bize. Kız da adını yazdı mesajda babasının anası. Ben de bir selam çaktım. Geliyorum dedim çay koy. Siverengin içinde adam poşülü moşülü ve kafası sardı ya. Sarıldım adama geri çekildi. Sen gerçek misin dedi. Niye dedim. Sen benim evladımın sahip bize mi geldin? He dedim adam ağladı ya. Ve beni götürdü 100 liraya çalışıyor maraba. Yani 10 yıl önce 2008 yılı maraba diyorlar değil mi oradan? Arkadaşlar koyun kesmiş adam. 100 lira alıyor koyun. Bu milletin gönlü böyle zengin bunu bilin ha. Ve arkadaşlar dedim ikinci defa gittim. Kızı kilitledim. Ortaokulu dışarıdan 1,5 yılda bitirdi. Ver dedim Ankara'ya götüreyim. Vermedi adam. Dedi ki derler ki kızını Ankaralı bir iş adamına satmış derler dedi. Şimdi onun böyle bir yapısı var. Oğlunla ver dedim şirketim var bak benim eğitim çalış işe alayım dedim. Adam cesaret edemedi. Kıza dedim git liseye başla. Başladı dışarıdan bu açık öğretimi kim bulduysa Allah razı olsun. Okuyamayan birçok insan. Bak benim eşim biz evlendiğimizde ilkokul mezunuydu. Geçen sene ilahiyatı bitirdi ben Kur'an hafız aynı zamanda. Ben Kur'an kursu hocası olacağım diye eşim üniversite mezunu oldu ya. Valla. Önceden canıma okuyordu şimdi ders okuyor. Ve arkadaşlar çocuk gittim kazandı. Hatta Ankara'ya öğrenme kursu için çağırdım geldi. Eşim dedi ki bu çocuklar nerede kalıyor dedim bilmiyorum vallahi de bizde kalsınlar dedi. Kaç 15 kişi bizim öyle misafir et abi. Yemek yaptı eşim onlar akşamda baktı bizim Meryem yemek yemiyor. Niye kız dedim ama dedi biz 10 kardeşiz benim kardeşlerim hiç böyle yemek yemedi ki dedi güzel. Boğazından geçmedi. Sonuç bir açıklandı Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni. Hatta üniversite demiş ki geçen sene mezun oldu. Ya sen ne başardın gel burada işe gir üniversitede işe girdi. Vallahi. Çocuk bana ne diyor? Yakında kitabını yazacağım. Diyor ki, sen diyor beni üniversiteye göndermedin ki bizim bütün köydeki kızların ufku açıldı diyor. Diyorlar ki Meryem abla biz de okutalım. Ve gene bir yere konferansa gittim. Bununla bitiriyorum. Arkadaşlar. Sahnede öğretmenlere konferanslık. Vali Bey var, protokol var. Kızın biri koştu. 27 yaşında sarıldı bana. Ne yapıyorsun kız dedi. Sen bizim ruhumuzu çözmüşsün dedi. Ben dedi, babam kamyon şoförü, hiç bize sevgi göstermedi, anam da babam yok diye gözümüzü açtırdı. Ben de dedi, sevgisiz büyüdüm, babam beklerken uyuyakaldım. Yolda giderken bir adam okula gidiyordum, lise 2'deydim, çamaşır seriyordu. Adam balkona çıktı, kızını kucağına alıp böyle çamaşır serdi, babam hiç beni kucaklamadı ya dedi. Ben o adama böyle hayran kaldım, peşine takıldım, adam da buna tacizde bulundu. Sonra kızın adı çıkmış, başka bir yere sürgün etmişler, her gün dedi yatılıda. Babamı beklerdim gelsin beni kurtarsın. Babam da dedi ki anamla sen başımızı öne eğdirdin. Hırs yaptım. Üniversiteyi kazandım. 9 Eylül Üniversitesi sınıf öğretmenliğini. Arkadaşlar babası götürmüş üniversitenin kapısına demiş ki başımızı öne eğdirdin. Aha bizden uzak bir daha gözüme görüntüm. Aramızda çocuklar olduğu için ağzıma ferman çekiyorum. Kendimi içkiye verdim. Karşı cinse verdim. Bir gece bir uyandım. Sarhoş olmuşum dedi. 20 yaş büyük birisi. Bir genç kızın hiç yaşamaması gereken bir şey yaşamış. Onunla evlenmek zorunda kaldım. Çocuğum oldu. Sonra öğretmen olunca tayinim bana çıktı dedi. Orada kocası demiş ki ne işin vardı orada ben gelmem. Bırakmış bunu. Çocuğun da anasına bırakmış. Gitmiş. Çok da güzel manken bir kızdı. Orada sıkıştırmışlar bunu. Böyle peşine takılmış. Asılmış insanımızı bazıları ahlaksız mı yok yani. Bu kız da birisi bunu kovalarken kaçarken bir askere çarpıyor. Asker şehit oluyor. İnternete girerseniz canavar öğretmen diye çıkıyor zaten. Hapse atmışlar. Hapiste yatmış kaç gün. Ondan sonra gelmiş işte o öğretmenlik yaparken ölü gibiydi. Kızından da 3 yaş büyüktü. Dedim benim bir eğitimim var, YLP eğitim gelsene. Yeniden doğarsın dedim gelmedi. Ya ne olur gel dedim sen çamura düşmüş pırlanta gibisin aynı dedim. Gelmedi arkadaşlar. Ben vazgeçer miyim? O cevheri gördüm. Antalya'ya giderken uğradım. Burdurluydu. Çayını içtim. Ya dedim gel geldi. 2 gün sevinerek katıldı. Çıktı oradan. Bütün iç zehirleri boşaldı. Yani ilk defa ağladı hayatında. Duyguları bitmiş. Ve gitti, yüksek lisans yaptı.
Doktora yaptı. Antalya'da bir okulda müdür yardımcısı. Bir doçentle evlendi. Benim kızıma kanser doçentiydi. 6 aylık ömrü kalmış. Hoca fazla umutlanmasın diye onun kocasıydı. Arkadaşlar, şimdi iki kızı var. Geçen bana yazmış, seninle tanıştığım gün hayatımın işte dönüm noktası. Demiş, ben dedim gel bir kitap yapalım. Aramızda kalsın kitabı var ya, onun hayatını anlattım. Okuyanlar inanamıyor. Eşim zaten 3 gün ağladı. Devamı da geliyor kitabı. Bazıları diyor, bu uyduruyor ya. Dedim ya, bak her şeyi söyleyeyim. İnternette var, canavar öğretmeni diye. Hatice Gürses isminde. Onun için o aramızda kalsın kitabı, biz okul çocuklarına okutmayın onu. Olmaz o. Yani biraz ağır şey olarak kaldıramazlar duygusal olarak. Ama lise ve yukarısı okuyabilir. Siz okuyun, sevgisiz büyüyen bir kız ne oluyor hayatı arkadaşlar? Uzattım. Hakkı zeylan edin. Çok teşekkür ederim. Burada aşağıda Google ve Instagram'da saat 7'ye kadar kitaplarını imzalamaya, sohbet etmeye devam edeceğim. Mantı da yiyeceğim bulursam. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim.